Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Son günlerin en önemli gündem maddelerinden bir tanesi Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için başvurusu, Türkiye'nin burada koymuş olduğu şer ve ret yanıtı. Bunun uluslararası anlamda neler getirebileceğini ya da nasıl algılandığını değerlendirmeye çalışacağız. İlk etapta gidiyoruz Washington'a. Ali Çınar bizleri bekliyor orada. Ali, özellikle hem Blinken'la Çavuşoğlu arasındaki görüşme hem de Sullivan'ın yaptığı açıklamalar var bu konuyla ilgili olarak. Joe Biden her iki ülkenin NATO üyeliğini çok güçlü şekilde desteklediklerinin altını çiziyor. Ancak Türkiye'de bu konuyla ilgili şerhi çok kuvvetli bir şekilde korumaya devam ediyor. Nasıl algılanıyor Türkiye'nin buradaki çıkışı Washington'da? Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Amerikan kamuoyunda ve medyasında İsveç ve Finlandiya konu olduğu anda Türkiye'de geliyor. Türkiye'nin ne yapacağıyla ilgili birçok haber var. Hatta zaman zaman manşette görüyoruz. Biden yönetimine baktığımızda hava şu şekilde: Türkiye eninde sonunda İsveç ve Finlandiya'yı NATO üyeliğine kabul edecek havası var. Dün Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da endişelerin giderileceğini konusunda olumlu açıklamalarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri direkt bu konuya müdahale etmeyecek. Ancak gerekirse yardımcı olacağız açıklamalarında bulundu. Yani burada Biden yönetiminin beklentisi İsveç ve Finlandiya'nın Türk tarafıyla sıcak temasta olup bu sorunun çözmesini bekliyor. Tabii süreç uzadıkça bu Türkiye aleyhine de gelişebilir. Yani Türkiye'nin endişeleri anlaşılıyor ama ivedilikle Rusya'ya karşı Finlandiya ve İsveç'in de NATO üyeliğiyle ilgili çok ciddi baskı var Biden yönetiminden tüm NATO müttefiklerine. O nedenle çok sıcak bir gelişme bu, devam edecek ve gözler tabii Türkiye'de ama diyaloğun çok artacağı bir Washington-Ankara, aynı şekilde İsveç ve Finlandiya'nın Ankara ile yakın temasını göreceğiz ilerleyen günlerde. Liderler düzeyinde bir görüşme beklentisi olmadığını ifade etmişti Amerika Birleşik Devletleri ama buradaki duruş eğer devam edecek olursa böyle bir görüşme olasılığından bahsediliyor mu? Şimdi Ulusal Güvenlik Danışmanı'na dün soruldu, planda yok dedi ama bu planda 1-2 hafta için mi dedi, hangi tarih için dediği net değil. Benim muhtemel gördüğüm, ki Beyaz Saray kaynakları da yalanlamıyorlar, muhtemel Biden-Erdoğan görüşmesini İspanya'daki 29-30 Haziran'daki NATO Liderler Zirvesi'nde olma ihtimali. Şu anda Türkiye'nin atacağı adım çok kritik ve 2022'de yapılacak bu zirvede gözler Finlandiya ve İsveç'te olacak güçlendirme anlamında. Ben açıkçası Biden yönetiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde sadece bu konu dışında farklı konularda var. Bilhassa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu söyledi. Ticaret hacmi 28 milyar dolara çıkmış durumda. Çok pozitif gelişmeler var ekonomik anlamda. Diğer konularında konuşulacağı bir pozisyon olabilir her iki ülkede NATO Liderler Zirvesi'nde. Türkiye'nin taleplerinin somut olarak neler olduğuna dair bir geri dönüş var mı Amerika cephesinde? Şu anda yok. YPG, PKK terör örgütüyle ilgili İsveç ve Finlandiya'nın açıkçası desteğinden dolayı rahatsız olduğunu biliyor Biden yönetimi. Ama baktığımızda Biden yönetimi YPG, PKK'ya da Suriye'de destek verdiği de biliniyor. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da diğer NATO müttefikleri de terör örgütlerine destek veriyor dedi. Şu çok aslında Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun basın toplantısında katıldığım zaman dikkatimi çekti. Eğer İsveç ve Finlandiya istediklerimizi kabul edip NATO üyeliğine Türkiye kabul etse bile ondan sonra, üyelikten sonra sözlerini tutup tutmayacağının garantisi yok dedi. Yani Türkiye üyelikleri olsa bile şüpheli bakacağı ile ilgili açıklamaları var. O nedenle İsveç ve Finlandiya'nın çok ciddi, net şekilde garanti vermesi gerekiyor. Belki Amerika'nın burada garantör olması gerekecek bir şekilde. Ama çok ciddi, inişli çıkışlı, sıkıntılı bir süreç, çok hızlı şekilde çözüleceği görülmüyor. Başkent'te sonunda evet diyecek ancak bu uzun bir süreç olacağını kabul ediyor Biden yönetimi de. Ali Çınar, çok teşekkür ediyoruz aktardığın bu notlar için. Bakalım Türkiye'nin duruşu ve bakışı akademik gözlükle veya uluslararası ilişkiler gözlüğüyle nasıl değerlendiriliyor?